efendim. Buraya kadar 10 işaret-i icaziye söyledi Hazreti Üstad. 10 işaret-i icaziye müthiş bir tahşidat yapıyor efendim, üstüne gidiyor. Tevhidi kuvvetlendirmek için mi yapıyor, yoksa insandaki zafiyetleri kapatmak için mi? İnsanların yaratılışları farklı farklı. Her biri bir şekilde anlıyor. Her biri bir şekilde anlıyor. Mesela birisi şiirden tatmin alıyor. Birisi güzel kelamdan tatmin alıyor. Birisi ilmi delilden tatmin alıyor. İlahir. Yani insanların çeşitli fıtratlarından dolayı Kur'an-ı Azimşan'ın her fıtratı icazına secde ettirecek derecede kuvvetli olduğunu göstermek içindir. Demek ki insanlar, insan tabakaları içerisinde, insan tabakası içerisinde o mühim, bu meseleye ikna olması lazım gelen tabaka var demektir o. Yani orada her mesela işte diyor, Ammen'in şeyinde ne diyor? Vel cibale evtada. Yani dağlar üzerine bir örtü atılmış, bir hayme gibi yapılmış. Bundan şunun hissesi bu, bunun hissesi bu, bunun hissesi bu. Orada 6-7 tane madde sayıyor. Bir avam bundan şunu anlar. Bir şair bundan bunu anlar. Bir alim bundan bunu anlar. Bir edip bundan bunu anlar. Gibi insan sınıfları, bu şeye muhatap olacak olan 10 çeşit sınıf var demektir. Hepsinden istifade edenler de olur. Biri bir noktadan gelir, orada intibaha gelir. Yani şimdi birisi marangoz, birisi berber, birisi kaynakçı, birisi bilmem ne. Berberliğin inceliğini, marangozluğun inceliğini, dülgerliğin inceliğini anlatırsın, kaynakçı oradan ikna olmaz. Ama bir de kaynağı, düz kaynağı veya dik kaynağın inceliğini anlattın mı orada tamamdır bu. Bu budur. Sebebi bu.